Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün de daha farklı bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bahçemden budama sonucunda ortaya çıkmış olan çalıları yakacağız. Yani şu geçtiğimiz bir 10-15 gün içerisinde bahçemizi budamıştık. Bir hayli çalı ortaya çıktı. Bu çalıları topladık, işte yığdık. Şöyle arka tarafımda görünüyor. Bu yan taraflarda var. Fakat biz bu çalıları yakmazsak bu çalılar burada bize her zaman için zarar. Gerek gelen arabaların dönüşü esnasında ya da hasat zamanı gelecek olan tüccarın kamyonunun dönmesi, dönüş yapması konusunda, manevra yapması konusunda her türlü sıkıntı yakmaya karar verdim. Şimdi kontrollü olarak bu çalıları burada yakacağız. Ve bunu sizlerle birlikte göreceğiz. Bu video aynı zamanda bugün böyle bir vlog video olsun. Bu yıl budama sezonunda bahçemden şu görmüş olduğunuz çalılar çıktı. Şurada var. Bunu öğüten bir makine var. O makinayı alıp öğütmek aklıma geldi. Fakat o makine de bayağı bir para. Ben de orman dairesine de giderek haber verdim. Bahçemde budama sonucunda ortaya çıkan çalıları yakmam lazım. Sizin de bilginiz dahilinde dedim. Tamam dediler onlar da. Bu mevsimde herhangi bir sıkıntı olmaz dediler. Mevsim itibarıyla böyle yangın falan çıkmasına da çok elverişli hava şartları yok dediler. Kış mevsimindeyiz dediler. Yakabilirsin dediler. Ben de şimdi şu gördüğünüz genişçe alanda, çok geniş değil ama yine de bir miktar geniş alanda bu çalıları yakacağım. Şimdi önce bunları yakacağım ve bunların üstüne yaş meyve çubuklarını, meyve çalılarını atacağım. Nasıl olacak bakalım. Ben de işin doğrusu merak ediyorum. Şimdi şu biraz genişçe yere alta yazdan kalma kurumuş, sararmış çalıları koydum. Üzerine de budama kalıntıları, kivi çalılarını koydum. En üstte yaş kivi çalıları var. Şimdi tutuşturacağım. Bakalım nasıl yanacak. Ateş yanıyor. Çalılar tutuştu. Bu şekilde yanan ateşin üzerine biraz biraz yaş kivi çalılarından koyarak bu çalıların hepsini yakıp bitirmeye çalışacağım. Ha, bir taraftan da ne olur ne olmaz diye yukarıda havuzum var. Havuzdan gelen sulama borularının ucuna hortum taktım. Ne olur ne olmaz diye. Yani bir belki emniyet açısından hortum da getirdim. İnşallah buna ihtiyacımız olmaz. Evet, biz biraz dinlenelim. Şunlar yana dursun. Biraz sonra yine üzerine atmaya devam ederiz. Çalılar yanmaya devam ediyor. Asayiş Berkemal. Şu taraftaki çalılar epey azaldı. Şuralardaki kuru çalıları, eğer yaş çalılar yanmazsa, yani takviye etmek için orada saklıyorum. Geçen seneden kalma bağ budantıları var. Onlar kuru. Onları da yine eğer yaş çalılar yanmazsa yanına takviye olarak kullanacağım. Evet, şurada da az bir yaş çalı kaldı. Bu da kivi ağaçlarımın birinde kuş yuvası varmış. O kuş yuvası budantılarla birlikte buraya gelmiş. Evet, bu da kuş yuvası. Bugünkü vlog
videomuz devam ediyor. Çalı yakmada sona doğru geliyoruz. Çalılardan bir kısmını bıraktım. Niçin bıraktığımı az sonra açıklayacağım. Bu taraftan öyle alev geliyor ki yakıyor beni. Çalı yakmayla ilgili bazı tecrübeler ve bilgiler edindim bu konuda. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yaş çalı yakmanın incelikleri nelerdir? Bunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi kenarda kalan çalıları ortaya doğru toplamaya çalışacağım. Ateşin ısısından yaklaşabilirsem. O kadar sıcak ki yaklaştırmıyor, yakıyor vallahi. Şimdi şu yerlerde kalan çalı döküntülerini yapmış olduğum tırmıkla toplayacağım. Bu çalı toplama tırmı, bunu kendim yaptım. İspiralle demirleri kestim, kaynakla kaynattım. Öyle bir de sap taktım. Bununla böyle büyüyecek bir tırmık çalı topluyorum. Yerlere dökülen budanmış çalıları topluyorum. Bunun da bir dişi eğilmiş. Evet, onu da doğrulttuk. Evet, bu biraz daha böyle yansın. Ortasını şöyle bir deşelim bakalım. Daha iyi yanması için. Değerli izleyicilerim, çalıları yaktık. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şu yanan kısım yanıp bittikten sonra çalımızı kontrollü olarak yakmış olacağız. Şimdi şurada biraz kuru çalı bıraktım. Bu kuru çalı geçtiğimiz yaz mevsiminden kalmış defne çalıları. Şu meyve ağaçlarına doğru uzamış olan pırnal ağacının çalıları, onu da kesmiştim. Buraya koymuştum. Yakmadım. Neden yakmadığımı söyleyeceğim şimdi. Şurada da geçen seneden kalma, bunlar budantılar. Kuru. Şu da bu seneki budantılardan bıraktım. Yaş. Bunu neden bıraktığımı şimdi izah edeyim. Yaş çalıları yakarken çok zor yandı, geç yandı. Yanında kuru çalı istiyor. Hele ilk tutuştururken zaten mutlaka kuru çalılar, dallar olması lazım. Ben de şu ileride gördüğünüz defne çalısı falan dedim ya, onları ve şuradaki geçen seneden kalan kivi ağacı budantılarını seneye bıraktım. Seneye de aynı şekilde böyle inşallah budama kalıntılarını yakmam icap edecek ve o zaman da bana kuru çalı lazım. Şimdi ayrıca şu kadar bu seneden yaş çalıyı da seneye bıraktım. Seneye kadar bu burada kurusun. Bunlar bana burada sorun teşkil etmez. Az bir çalı. Seneye kadar kurusunlar diye. O zaman bu şekilde çalı yakacak olan değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim, mutlaka bir miktar kuru çalıya ihtiyaçları olacak. Yani bahçenizde budantı olur, budama kalıntıları olur. Yani öğütücü makinanız varsa sorun yok, çok da şahane olur, ama eğer benim gibi öğütücü makina yoksa, şimdi bunu alıp yani dünyalar kadar para vermek de bilmiyorum. Ben düşünmedim. Bu şekilde öğütücü makinesi olmayanlar için yakmak bir çözüm. Yaş çalıyı yakmak için de mutlaka bu şekilde kuru çalıya ihtiyaç var. Ben şimdi şu kenarlarda kalan çalı artıklarını da bir ortaya toplayayım. Çalı yakma çalışmamızın da sonuna geldik. Kendim tecrübe ederek çalı yakmanın inceliklerini öğrendim bu arada. Ve bu tecrübelerimi de siz değerli takipçilerimle paylaşıyorum. Şu kuş yuvası da böyle. Bunu da bir çalıya bırakacağım. Şöyle bir yerlere bırakacağım. Belki kuşlar gelir içerisine yuva yapar.
Değerli izleyicilerim, çalı yakma serüvenimizin sonuna geldik. Buradaki yığılmış olan külleri ben zaman zaman biraz böyle o gösterdiğim geniş tırmıkla çektim kenarlara. İyice yandı ve ben de bu şekilde biraz dağıttım ve şu an için tamamen yandı, bitti. Bu videomuzda da çalı yakmayı ve çalı yakmanın inceliklerini gördük. Ha, çalı yakmanın incelikleri mi olurmuş diye aklınıza gelebilir. Vallahi ben de tecrübe ederek öğrendim. Yani şu çalıyı yakmakla çalı yakmanın inceliklerini öğrendim. Ara sıra kuru çalılardan içine atmazsanız yanmıyor yaş çalılar. Sevgili izleyicilerim, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.